Özlem Hanım merhaba. Merhaba hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Fahrettin merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Bir şikayetin var mı? Hayır, şu an yok. Bayağı eğleniyor. Hayır, şu an yok. Özlemciğim, biliyorsun biz 11'de ayrı tataramanı yapacağız. İdeal zaman 21. hafta. Şu anda muhtemelen 21. haftada yapacağız bunu. Doktoru geldiğimizde bağırsakların yapışık olduğunu söyledi. Buna ne, tüplere de kapanmasına neden olduğunu söyledi. Ben çok şaşırdım. Hani hiç beklemediğim bir şey. Çok şaşırdım yani. Hani ağrılarım vardı. Buna neden olduğunu da bilmiyordum. İlk defa duydum. Buna da çok şaşırdım. Karın ağrım oluyordu böyle. Hani sürekli ağrılarım oluyordu. Baş ağrılarım oluyordu. Neden oluyor? Neden iyi olmuyorum? Sürekli bu tedavilere gidiyorum. Neden hani olmuyor diye. Sonra Murat hocamızı tavsiye ettiler. Buraya geldik. İşte bütün şeyleri gözlemledi hocamız. İşte sonradan hani ameliyat, kapalı yöntemle ameliyat oldu. Hocamız hani gebe kalma şansını yükselttim dedi. İşte daha önceki bütün hastalıklarımdan buradan işte hayırlı bir şeyini çıkarttık biz. Çok hani mutlu oldum. İnanamadım. Hani bu kadar tedaviden sonra, bu kadar aradan sonra çok yani şaşırdım böyle. Vazgeçmelerini istemiyorum. Hani Murat hocamız gibi doktorlara ulaşmalarını istiyorum. Denemelerini istiyorum. Onların da tekrar anne olmalarını istiyorum. Yani pes etmesinler. Devam etsinler. Yumurta bir tarafta duruyor. Tüp geliyor. Yumurtayı tutuyor. Ve döllenme tüpün içerisinde gerçekleşiyor. Fakat tüpün fonksiyon görebilmesi için tüpün ucunun açık olması lazım. Bazen hastanın geçirmiş olduğu enfeksiyonlar ya da çikolata kisti hastalığı bu tüplerin tıkanmasına yol açıyor. Ve bazen enfeksiyonlar bağırsakların da gelip tüpü tamamen kapatmasına yol açıyor. Biz Özlem Hanım'a laparoskopi yaptığımızda, kapalı teknikle ameliyat yaptığımızda aslında tüpleri falan hiç görmüyorduk. Bağırsaklar komple tüplerin yüzeyinde yapışıktı. Önce bağırsakları serbestleştirdik, bağırsakları yukarıya çektik. Ondan sonra tüpleri serbestleştirdik. Ve baktık ki tüplerin uçları da tıkalı. Dolayısıyla yumurtayı tutabilecek bölüm çalışmıyor. Ve orayı açtık kapalı yöntemle. Tüpün normal fonksiyonunu hale getirdik tüpü. Ve hastamız ondan sonra 3 ay sonra gebe kaldı. Bazen hastalar yüksek ateşle, alt karın ağrısıyla, kasık ağrısıyla yaşayabiliyorlar ve doktora gelebiliyorlar. Burada tabii enfeksiyonlar asıl etken. Enfeksiyonlar yukarıya çıkarak tüpleri tıkayabiliyor. Bazen de yine bağırsaklarda yol açan divertikülit dediğimiz bağırsak hastalıkları da inflamasyon yaratabiliyor. Bu tür durumlara yol açabiliyor. Yine yapışıklıkların en önemli nedenlerinden bir tanesi endometriozis hastalığı. Endometriozis hastalar ciddi adet sancıları çekiyorlar, ilişki sırasında ağrı duyuyorlar ve kronik pelvik ağrı dediğimiz geçmeyen ağrılar oluyor bu hastaların. Dolayısıyla bu tür durumlarda bir ultrasonla yumurtalıklara bakmak bu hastalığın tanısını koymaya yardımcı oluyor. Biri 35, diğeri 37. Bu yaşları geçince hastalar gerçekten yumurta rezervleri, yumurta kapasitesi ciddi anlamda düşüyor. Bu sayısal bir düşüş değil, aslında kalite olarak da bir düşüş var. Yani yumurtanın kalitesi de 35 ve 37 geçtikten sonra ciddi derecede bozuluyor. Bir yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebe kalamayan hastalara bir kadın doğum uzmanına veya bir tüp bebek uzmanına başvurmalarını öneririm. Şimdi niye bir yıl? Yani mesela 35 yaşından sonra 6 aydır bu süre. Niye 6 aydır ya da niye bir yıldır diye sorabilirsiniz. Çünkü genç yaşta üreme performansı her kadında aynı değil. Yani bir kadında aylık gebe kalma ihtimali %30, diğer kadında %8. Dolayısıyla bunun alt sınırı %8. 12 ile 8'i çarptığınız zaman 96 yapar. Yani üreme performansının alt sınırındaki bir kadın 12 ayda gebe kalamıyorsa altta yatan bir sorun olabilir. Büyük olasılıkla bir sorun vardır yani. İlk önce erkeği biz araştırıyoruz, onu hatırlatmak isterim. Yani bir sperme bakıyoruz, sperm parametreleri normal mi? Spermde bir sorun var mı? Çünkü kadına uyguladığımız testler gerçekten hem zahmetli, maliyetli, bazıları invaziv, ağrı verici olabiliyor. Dolayısıyla bir erkeği araştırmak lazım. Erkek normalse kadına dönüp kadında temel testleri yapmak lazım. Burada bu şekilde
ayaklar hareket ediyor, elleri. Biraz onun için. Şöyle biz kalp atışlarını görüyoruz. Bebek transfer yatıyor arkadaşlar şu anda. Şöyle kafası burada.